Hava olacak kalemize var ya, yürüyoruz, yürüyoruz. Hadi. Ben buna inanıyorum. Bizim yetkilerimiz, bizim sağlığımız için, eğitimimiz için ne gerekiyorsa yapacaklarına inanıyorum. Şimdi nehne ya? Hasan Bey merhabalar. İlçemizde sağlık alanlarında yaşanan sıkıntılara ve yanlış uygulamalara dikkat çekmek için bugün toplanmış bulunmaktayız. Önce 112 servisimiz kapatıldı. Bunun içinde bir sürü kişimiz olmakla beraber bir evimiz dolmuştu. Ancak maalesef yetkililer sesimizi duymadıkları gibi doktor sayısı 6'dan 1'e düştü. Bu gidişle sağlık ocağının tümüyle kapanmasından endişe ediyoruz. Şu anda sadece bir pratisyen doktorla halkımıza sağlık hizmeti veriliyor. Hasankeyf köylerinde yaşayan yaklaşık 10 bin kişiye bir doktor yeterli görülüyor. 21. yüzyılda maalesef biz Hasankeyf halkı ilke sağlık metotları ile sağlık sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Bizi Kırıkçı ve Lokman hekimlere muhtaç duruma düşürdüler. Mesai saatleri dışında sağlık ocağımız şu an kapalı tutuluyor. Bir sağlık kabininin bile bulunmadığı Hasankeyf'te mesai saatleri dışında vatandaşların basit bir tıbbi müdahale için Batman'a gitmek zorunda kalıyorlar. Sağlık gibi hayati bir konuda Hasankeyf'in içinde bulunduğu durum içler acısı. Aile hekimliği projesinin hayata geçirilmeye başlandığı bir dönemde Hasankeyf'in sağlık alanında gittikçe gerilemesi düşüncelidir. Yetkililerden taleplere gelince, bir süre önce kapatılan acil iş 12'nin tekrardan hizmete geçirilmesini, 2, başta uzman doktor mu olmak üzere ihtiyacımızın bir an önce karşılanmasını, 3, sağlık ocağımızın 24 saat açık tutulmasını istiyoruz. Bu insani taleplerimizi bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. Siz değerli basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ben diğer konuyla geldiğim için Batman iline bağlı 5 ilçemiz Hasankeyf'le birlikte. Diğer 4 ilçede, 4 ilçenin tümünde devlet hastanesi bulunmaktadır. Devlet hastanesi bulunmayan ilçelerde 24 saat hizmet verilmektedir sağlık bakımından. Ama Hasankeyf'in sadece bir pratisyen doktorla mesai saatleri içerisinde Hasankeyf halkına bakılmaktadır. Ve çok iç acısıdır bu. İçler acısıdır. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Bu toplamamızdan bir şey çıkmasa 10 gün sonra o ilişkiniz 10 gün sonra
Sağlık Bakanlığı çıkarıyoruz. Orada sesimizi duymadı. Başbakanlığa çıkarıyoruz. Orada sesimizi duymadı. Sayın Cumhurbaşkanı da çıkarıyoruz. Orada sesimizi duymadı. Bir Fatiha okup mezarımızı kazacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz çok içtenlikle görevinizi yaptınız. Hepiniz saygı duyulacak insanlarsınız. Umarım ki yetkililer sesimizi kesin duyacaklardır. Kesin duyacaklardır. Bakın burada niyet görevli arkadaşlar da gelmiş. Bunlar da doktor istiyor ama bunlar görev üzere buraya gelmiş.